Huzura Doğru. Değerli izleyenler, yine sizlerle birlikteyiz. Osman Ünlü hocamız da bizim yanımızda. Yine sohbet edeceğiz kendisiyle ve sizler adına merak ettiğinizi tahmin ettiğimiz bir soruyu yöneltmek istiyoruz. Hocam, şimdi özellikle tabii bayramların, mübarek gün ve gecelerin vesile olduğu konulardan biri de küs olanların veya dargın olanların barışması. Özellikle bayramlarda bu birilerinin de ön ayak olmasıyla, hani belki bu hasletimizi yavaş yavaş kaybediyoruz maalesef ama hani birilerini barıştırma hasleti ama yine de var. Birilerinin de ön ayak olduğu bir konu. Çünkü dinimizde hani sadece kültürel bir mesele değil, dinimizde dargın durmanın, küs durmanın, iki Müslümanın birbiriyle uygun olmadığını, hatta buna zaman tayini de yapmış. İşte 3 günden fazla ya da ne bileyim mendil kuruyana kadar filan deniyor. Uygun bir şey değil yani, hani küs durmak kısacası. Bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz? Yani inatla devam ettiren insanlar var bu küslüğü. Bunların durumu nedir mesela? Hani bu çok beyhude bir şey değil midir, çaba değil midir? Eline bir şey geçmeyecek neticede. Şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde hepimiz sim talimattır. Sana darılana git barış. Zulüm yapana affet, kötülük yapana iyilik yap. Bu. Efendim ben Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiğine inanıyorum. Onu peygamber olarak kabul ediyorum. O ne buyurduysa doğrudur diyorsan o böyle buyuruyor. Ne buyuruyor? Bir daha. Sana darılana git barış. Küstürme. Zulüm yapanı sana affet. Kötülük yapana da iyilik et. Zor bir şey ama. Zor bir şey ama imanın da kemalini gösterir bu. Mangalda kül bırakmıyorsun. Tasavvuftan bahsediyoruz. Derecelerden bahsediyor. Rüyamda gördüm böyle gençliğim falan diye. Havalara giriyoruz. Buraya görünce kötüyün. O zaman hikaye bu. O zaman hikaye yok. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müddet de vermiş. Siz de onu söylediniz ya. Bir müminin din kardeşiyle 3 günden çok dargın durması caiz değildir. 3 gün geçtikten sonra onunla karşılaşırsa ona selam verip hatırını sormalıdır. O kimse selamını alırsa birlikte sevabı ortak olurlar. Selamını almazsa günaha girer. Selam veren de küs durma mesuliyetine kurtulmuş olur. Demek ki 3 gün. En fazla. İnsanız, netice itibariyle şey yaparız. Zaten kalbinde nifak olmayan bir kimse bir mümin kardeşiyle herhangi meseleden dolayı dargınlık söz konusu olmuşsa kendi kendisine dermiş ki ya tamam ben haklıyım ama o da haksız değildi. Ya onu, o şunu söyledi iyi de ya o söylememesi lazım ama ben de şunu söyledim. Benim de söylememem lazımdı. Böyle kendisini zorlayacak. Ya küs durdum ama aslında durmamam lazımdı. Evet o küstü ama benim küs durmamam lazımdı falan. Kendisini bu şekilde böyle hazırlaması lazım buyuruyor. Aslında o 3 gün, belirtilen 3 gün hadis-i şerifteki rastgele söylenmiş bir 3 gün değil. Değil. İşte bunları hazırlamak için gerekli. Muhasebesini yani, yapması birinci için. Birinci gün bunu yapamaz insan zaten. Yapamaz. Birinci gün o ateşle aynı ateş şekilde şey yapar. Ateş devam eder yani. Ben bir haklıyım. Ben haklıyım. Bir de Mustafa Bey, siz o soruyu sorarken hemen hatırıma geldi. Ta çocukluğumdan itibaren gerçekten insanların birbirleriyle muamelelerinde, alışverişte olsun veya bir iş sebebiyle olsun kırıldıkları, darıldıkları zamanlarda çocukluğumdan görürdüm. Böyle arada tampon kimseler vardı. Evet. O kimselerin sayısı azaldı. Evet, maalesef. O kimselerin sayısı azaldı. Ve gidiyor, ikisini de barıştırıyor. İkisini de barıştırıyor ama aynen hadis-i şerifte aynı şekilde bildirildiği gibi yapıyor. Nedir? Hadis-i şerifte buyuruyor ki yalan söylemek haramdır. Düşmana karşı ve de dargın olan iki kimse arasında onları barıştırmak için. Geliyor mesela, ikimiz darılmışız, geliyor sana. Ya diyelim ki seninle emsal. Ya Mustafa'cığım sorma ya. Ya o kadar üzgün gördüm ki demin. Öyle perişan, sadalayıp duruyor böyle, şey yaptırıyor. Ben Mustafa Döküz'e niye onu dedim de işte. Keşke dilim kırılsaydı da. Hiç alakası yok yani, öyle bir şey dememiş. Ağlayıp duruyor falan.
yapmaya ha gördün mü falan filan, gördün mü tabii falan, seni yumuşattı, seni indirdi. Bana geliyor ya, sorma Mustafa Tokoz'u gördüm, ağlayıp duruyor, ben niye söyledim onu, niye yaptım onu falan, pişmanlıktan iki gözü iki çeşme. Ha, aklı başına gelmiş mi falan filan, ama benim o şeyler gidiyor. Kazalıyor. İniyor falan. Ya çok ayıp ya, o da ağlıyor senden. Ya, yapmayalım bunu falan. Ha doğru ya. Olsa aynı gün barıştırıyordu. Ha. Ama şimdi var mesele geliyor. Ya duydum böyle böyle falan. Barışmanızı istiyorum ama o adamın da yaptığı hiç iyi değil ya. Sana böyle şey, senin gibi birisine söylenir mi bu ya? Yangına körükle gidiyor yani. Söylenir mi bu ya? Tabii ya falan filan. Biraz i̇yi yapmışsın. Az bile tabii, yapmışsın. Sen haklısın yani. Evet. Az bile yapmışsın. Oho, barıştıracağı yerde daha çok aynı şekilde araya açıyor. Hem de iki kardeş arasında yapıyorlar bunu. İki kardeş arasında. Allah Teala korusun. Birisi öbürsü aynı şekilde bunları barıştırdı. Cennetin yolunu tuttu. Öbürsü de bunların arasını açtık da açtı. Mesafeyi uzattı. Bu da aynı şekilde cehennemin yolunu tuttu. Allah Teala muhafaza buyursun. Onun için de erkek olsun kadın olsun, dünya işleri için müminin mümine darılması, yani onu terk ederek, terk edip uzaklaşması, aradaki bağlılığı, ilgiyi kesmesi caiz değildir. Caiz değildir. Müslüman olan ve dine uygun yaşayan akraba ise hiç olmazsa haftada veya ayda bir ziyaret etmeli, 40 günü de geçirmemelidir Müslüman olan. Hiç olmazsa telefonla şey yapmalı, kırgınlığa sebebiyet verebilir, aramadı bak falan diyebilir. Tabii küçük büyüğü araması lazım. Bazen arada büyüklerin de bunu düşünmesi lazım. Arada aynı şekilde onu da araması lazım. Yani dinin böyle bir emri yok değil mi? Mutlaka küçük arar diye. Yok. Büyük de arayabilir yani. Büyük de arar. Muhabbeti aynı şekilde harekete getirir. Bakıyorsun küçük arıyor arıyor, aramayınca sonra bir aradığı zaman geçen hafta aramadım biliyor musun? Benim hatırıma gelir Mustafa abi. İyi de bir arkadaş, sen ne zaman aradın? Bir kere de sen arayın. Madem beni aramadın, insan bir telefonu çevirir dersin ki ya böyle böyle hasta mısın, şey misin, her hafta arıyordun, bizi alıştırdın, aramadın falan, hayırdır bir şey mi oldu falan. O zaman da ben memnun olayım. Onu tek taraflı beklemeyin. İki taraflı da incekte olması lazım onun. İki taraflı da olması lazım. Dolayısıyla bir hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birbirlerine dargın olanları barıştırma konusunda buyuruyorlar ki hastanın halini sormak için 2 kilometre git. Ama küs olan kimseleri barıştırmak için 4 kilometre gidiyor. Ya barıştırmak için bu. Barıştırmak için. Yani ecir ücreti daha fazla bunun. Daha ya, hasta fazla. Ziyaretinden daha fazla. Daha fazla. Musa Aleyhisselam ya Rabbi dargın olanları barıştırana ne ecir verirsin diye arz edince Allah-u Teala buyurur ki kıyamet gününde selamet verir, korktuğu şeylerden emin eder, umduğu şeylerle şereflendiririm buyuruyor. Dolayısıyla dargın olanların belli zaman dilimleri var. Mesela bu bayram günleri de aynı şekilde birer fırsat. Değil mi? Evet. Bayram günleri birer fırsat. Bayram veya başka bir günü beklemeyip hemen barışması iyi ise de, tabii bayramda beklemeyip daha önce barışması elbette çok iyi. Ama bayram gelince hiç olmazsa bunu hareket etmeli. Anadolu'da o kadar enteresan garip hadiselerle insan şahit oluyor ki, tabii bu da nereden kaynaklanıyor? İslamiyet'i bilmemekten, İslamiyet'ten uzaklaşmaktan. İşte kardeşler arasında oluyor. Onun bana gelmesi lazım. Onun bana gelmesi lazım. Ben büyüğüm falan. Ne olacak büyük olduğunda? Gidiversen neyin eksilecek? Şerefinden bir şey mi kaybedeceksin? Oo, ben büyüğüm falan. Büyük ol bakalım nasıl büyüksen. Nasıl büyüksen. O da hep cehaletin aynı şekilde yansımasından başka bir şey değil bunlar. Evet doğru. Hani küçüğün gitmesi lazım. Gidemedi. Ha gelmezse, bana tabi olmasa cehennemek ister. Şeyinde anahtarı onların eline verilmiş. Cennete, cehenneme göndermek de aynı şekilde onların yetkileri dahilinde. Bireh ya bu kibire götür, Allah-u Teala muhafaza buyursun ya. Yani hepimizi muhafaza eylesin tabii. Bunun için de herhangi bir kimsenin kusurundan dolayı iyi bir kimseye hemen de darılmamak lazım buyuruyor kitaplarda. Şimdi birçok iyiliğini gördük. Bir yanlış yaptı. Beklemiyordum ben ondan onu. Ya arkadaş bu insan değil mi? İnsan. İnsan hata yapmaz mı? Yapar. İnsan unutmaz mı? İnsan nisyan ile maruftur. Unutmasıyla maruftur. Öyle tanınır, öyle bilinir. Unutamaz mı? Unutur. Nasıl sildin attın? Bir sürü iyiliği olduydu ya. O da yanlış. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şu hadis-i şerifini unutmamalı. Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın duran kimse ölünce cehenneme gider buyuruyor.
Ölünce cehenneme gider. Cehennemde günah kadar ceza çektikten sonra çıkar. Yahu şefaate veya affa uğrarsa hiç cehenneme girmez buyuruluyor. Ama o şefaate uğrayabilmek için de bunu bir gayret etmesi lazım. Dolayısıyla efendim insanız, hata edebiliriz, darılabiliriz. Ama dinimiz burada bir 3 gün zaman dilimi vermiş. Bu 3 gün içerisinde de bunu halletmemiz gerekir. Hele hele böyle mübarek zaman dilimlerini, madem ki diğer günlerde bunu başaramadık, bayram günlerini vesile etmek suretiyle bu günlerde bu işi çözmemiz gerekir efendim. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, Osman Ünlü hocamız hepimize lazım olabilecek toplumsal bir konuyu bizimle paylaştı bugün. Küs durmanın dinimiz açısından ne kadar emredilmeyen, men edilen bir şey olduğunu ve 3 günden fazla da küs durmamak gerektiğini anlamış olduk. Bir sonraki programda bir başka konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, mümin Allahü Teala'nın azabının şiddetini bilseydi, cenneti ümit etmez. Kafir de Allahü Teala'nın rahmetinin sonsuzluğunu bilseydi, cennetten ümidini kesmezdi. Din ile ey dertli gönülün ile, ehli derdinin eyecek çağdır. Gel tımar et yâremi sen aşk ile, yârelerin onulacak çağdır. Dem bu dem, dem bu dem, dem bu demdir, dem bu dem. Gün bugün, gün bugün, gün bugündür, gün bugün. Çol ki gafletle yatıp etmez tare, gövdesinde yok mu olacağın acep? İşte vahdet gülleri açıldı hep, bülbülün efgan edecek çağdır. Dem bu dem, dem bu dem, dem bu demdir, dem bu dem. Gün bugün, gün bugün, gün bugündür, gün bugün. Yok kararı gönlümün bilmem neden, kasteder bin pare ola bu beden. Var ise gitmek gerek bu areden, aslına azmeyleyecek çağdır. Dem bu dem, dem bu dem, dem bu demdir, dem bu dem. Gün bugün, gün bugün, gün bugündür, gün bugün. Ey niyazi dünyada eyle huzur, çol kişi kim olmaya ehli gurur. Hakkı anla etmeden buradan mürür, mevtin elçisin gelecek çağdır. Dem bu dem, dem bu dem, dem bu demdir, dem bu dem. Gün bugün, gün bugün, gün bugündür, gün bugün. Tam ilmihal, saadeti ebediye. İkinci cilt, 32. mektup. Bu mektup, Mirza Kılıcullah'a yazılmıştır. Kalbini toparlayamadığını bildiren mektubuna cevap vermekte, korkulu zamanda okunacak şeyleri bildirmektedir. Hepimiz, Allah'ın emrinde ve dileği altındayız ve hepimiz, O'nun huzuruna çıkacağız. Bizler, O'nun yardımı ile, O'nun kazasına razı olduk. Siz de razı olunuz. Dua ve Fatiha okuyarak yardım ediniz. Sizin o sıkıntıdan kurtulmanız haberi bizleri çok sevindirdi. İki acıdan birisi üzerimizden sıyrılmış oldu. Bunun için Allahü Teala'ya hamd ve şükür olsun. Kalbinizi dünya düşüncelerinden kurtaramadığınızı yazıyorsunuz. Evet, zahir işlerin bozuk ve dağınık olması, kalbin de dağılmasına yol açar. Kalbinizde üzüntü ve kuruntu olunca, gidermek için tevbe ve istiğfar okuyunuz. Korkulu zamanlarda, kelime-i temcid, yani La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim okuyunuz. Muhammed Masum, rahmetullahi aleyh, İkinci cilt,
33. mektubunda diyor ki, dertlerden kurtulmak ve murada kavuşmak için 500 kere la havle ve la kuvvete illa billah ile evvelinde ve ahirinde 100'er defa salavat-ı şerife okuyup dua etmelidir. Muavvizeteyn yani iki kul euzuyu çok okumak da faydalıdır. Tefsir-i Mahseri'de Enbiya suresinin 87. ayetinin tefsirinde hadis-i şerifte buyuruldu ki, birinize dert ve bela gelince Yunus peygamberin duasını okusun. Allahü Teala onu muhakkak kurtarır. Dua şudur: La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin. Tergib-ü Salat 54. faslındaki hadis-i şerifte sabah kalkınca 3 kere Bismillahillezî lâ yedurru mâ asmihi şey'ün fil erdi ve lâ fis semâi ve hüves semî'ul alîm okuyana akşama kadar hiç dert, bela gelmez buyuruldu. Abdullah-ı Dehlevi, hak aşığı bir veli. Vaaz ve sohbetleri olurdu faideli. Geçti onun hayatı hep cömertlik yaparak. Vermekten zevk alırdı elinde olmayarak. Bir gün sevdikleriyle gidiyorken bir yere, bir dağ görüp dedi ki hemen oradakilere, eğer ki şu dağ kadar olsaydı altınım, şu yol üstünde durup hepsini dağıtırdım. Onları dağıtırken o gelip geçenlere derdim, karşılığında Allah diyeyim bir kere. Kurtarabilir isem cehennemden bir kişi, yine kârlı çıkarım yapmak ile bu işi. Öyle kimselerdir ki Allah dostu evliya, onların sözlerinde bulunmaz asla riya. Şöyle şöyle yapardım dediyse onlar eğer, muhakkak ki o sözü yerine getirirler. Bu büyük zat bir günde buyurdu: ey insanlar! Gaflete dalmayın ki ahiret var, hesap var. Nasıl akşam olunca bugün bitti diyorsun ve yatıp ertesi gün tekrar uyanıyorsun. Öyle gün gelecek ki, belki de çok yakında, dünya bitmiş olacak o günün hitamında. Ve nasıl ki her sabah uyanırsın gün be gün, bakarsın ki dün bitmiş, başlamış yeni bir gün. Dirilip kalkacaksın kabirden de akibet, görürsün dünya bitmiş ve başlamış ahiret. Her ne ki işlemişsen dünyada haram, günah, hepsinin hesabını soracak senden Allah. O gün mühür vurulur lisanına, ağzına. Sonra konuş denilir cümle azalarına. Gözün, elin, ayağın her şeyi beyan eder. Yer, gök, zemin ve zaman hep şahitlik ederler. Ey insan! Öyle çetin günler var ki önünde. Analar evladından kaçacaktır o günde. Hazırlık yapacakken o gün için durmadan, ne ahmaktır dünyaya düşkün olup aldanan. Yarın bu hakikatler olunca aşikare, pişman olunur ama bulunamaz bir çare. Aklı olan bir kimse fırsat bilir bu anı. Öğrenir dinimizin emir ve yasağını. Sonra öğrendiğiyle amel eder ihlasla. Böyle kul ahirette bir zarar görmez asla.
derdi ki, sen herkese nasıl davranıyorsan, sen de öyle karşılık görürsün her insandan. Sen eğer başkasına verirsen ehemmiyet, verir başkaları da sana değer ve kıymet. Allah'ın kullarını çok seversen sen eğer, elbette ki onlar da seni öyle severler. Nasıl davranmasını istersen halkın sana, sen dahi öyle davran, öyleyse başkasına. Bugün de sizlere Yeşilada Yavru Vatan Kıbrıs'tan sesleniyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin merkezi olan Lefkoşa'nın da merkezi Sarayönü Meydanı'nda Sarayönü Camii'ni sizlere anlatmaya çalışacağım. Buraya Sarayönü denmesini burada rastladığımız kıymetli seyircilerimiz bizden soruyorlar. Acaba niye Sarayönü dendi diye. Biz de bilmeye mahkumuz, mecburuz. Efendim, yayınlardan okuduğumuz kadarıyla burada bir Lüzinyan Sarayı vardı. Yani Kıbrıs Kralı'nın oturduğu saray idi. Malum, Batılılarda, Lüzinyan zamanında da öyle, saraylar çok katlı olurdu. Ve ekseri tek bina olurdu. Kalede de olsa böyledir, kalelerin içinde de olsa böyledir, şehirde de olsa böyledir. Osmanlı'da ise saray, tek katlı çok bina idi. Ecdat ne de olsa çadırdan gelmiş. Ne yapacak efendim? Oba sistemine göre böyle düz ayak yerler. Topkapı Sarayı mesela öyle kurulmuştur. Şimdi burada oturan Lüzinyan kralı Kıbrıs krallık tacını Lefkoşa'da giyerdi. Kudüs krallık tacını da Kudüs'te giyerdi. Kudüs'te giymesi lazım. Magosa da giyerdi. Niye? Kudüs artık ondan ayrı kaldığı, haset kaldığı bir vatan şeklinde. Zaten ilk Lüzinyan olan Gay Lüzinyan orada tutunamayıp Kıbrıs adasına atlamış. Bir gün gelir de biz oraya geçeriz demişler ama hali hazırda da o günden bugüne 1100'lü yıllardan 2100'lü yıllara geliyoruz. 1000 senedir aynı hasreti çekerlerken bir yandan da Kıbrıs Krallığı'nı kaybetmiş oldular. Efendim bu cami 1600'lü yıllarda yapılmış. Ali Paşa adına yapılmış. Bu sarayın kalıntıları varmış o zaman efendim. 1570'lerde Osmanlı Kıbrıs'ı fethettiği zaman buradaki birçok tarihi yapı harap vaziyetteymiş. Venedikliler de bunu harap etmişler. Ve ne kadar harabe varsa da onun taşlarını almışlar. Başka mamur binalar yapmak yerine aman Osmanlı askeri gelirse onlardan nasıl korunuruz diye Lefkoşa surlarının takviyesiyle uğraşmışlar. Evet, burç ve surlarını buraların taşlarıyla uğraşmışlar. Kullanmışlar. Peki sonra Osmanlı gelince Osmanlı'nın bu saraya ihtiyacı yok ki efendim. Böyle bir saraya ihtiyacı yok. Osmanlı Kıbrıs'a bir vali tayin eder. O vali de konak dolur. Devletin ana işleri İstanbul'dan idare edilirdi. Yıllarca da böyle oldu. Bu 500 yıl böyle devam etti. Ta ki İngilizlerin bu topraklara zoraki, zorlamayla, hilelerle el koymasına kadar. Bu caminin yapıldığı yerde bir kilise vardı da Ali Paşa bu kiliseyi camiye çevirdi diye Kıbrıs'la ilgili yazılan kitaplarda böyle bir cümle geçiyor. Efendim hem burada saray, hem sarayın dibinde kilise, hem de şurada iki adım ötede esas imparatorların ayinlere katılıp taş giydikleri bir katedral. Sen Sofia Katedrali. Şimdi bu tabii
mantıklı gelmiyor. Bu kadar sık bunun yapılması. Orada bedesten aynı şekilde yine kilise olarak yapılmış. Daha başka bir iki yapı var. Sanki Ali Paşa hiç kiliseye dokunmadan burada geniş bir araziydi. Şu andaki görünene bakıp da karar vermeyelim. Burası şöyle miydi, böyle miydi? Burada şu anda vakıf arazisine yapılmış birçok vakıflara ait de mülkler var. Özel olarak da mülkler var. O zaman içerisinde, yani bu bugünün meselesi değil. 100 senenin meselesi belki. Efendim, Ali Paşa kimdi peki? Bu Ali Paşa hakkında da doğrusu ben kayıtlarda fazla bir şeye rastlamadım. Sicilli Osmani de Ali Paşa için şöyle söylüyor efendim. Lakabı var, konakçı. Konakçıymış. Yani Osmanlı ordusu bir yere sefere giderken önce bir konakçı heyeti çıkarılırdı. Bu konakçı heyeti ordunun geçeceği güzergahı ezbere bilirdi. Hangi konaktan hangi konağa hangi gün geleceğini de bilirlerdi. Bu çok planlıydı efendim. Yürüyüş hızı da planlıydı. Bir sonraki konağa giderler. Konulacak konak vardır, istirahat edecek konak vardır. Konulacak konaklar bazen 3 gün kalınabilir, bazen 1 gece kalınabilir. Bir gece de olsa, 3 gün de olsa kalınacak konakta padişahın otağı Hümayun'u dahil sular, hela düzenleri, bütün kolaylık tesisleri orada hazır olurdu. Yani Osmanlı ordusu vardığında her şeyi hazır bulurdu. Bilhassa çadır kurmadaki sürati Osmanlı'nın bu 1800'lü yıllara kadar olan döneminde dünyada tekti. Bütün Avrupa orduları bu konaklamadaki hıza hayran kalırlardı. Hayret ederlerdi. Şimdi Ali Paşa kimdi? İşte konakçı Ali Paşa. Silahtar. Sipahi ağası. Osmanlı'nın şimdi bir sipahi kuvvetleri vardı. Atlı birlikleri ki bunlar Amasya'da ve Merzifon'da konaklarlardı. Yaylak alanları bol olduğu için. Orada ayrıca manevra sahaları, tatbikat sahaları da boldu. Padişah hadi sefere dediği zaman dört dala kalkarlar İstanbul'a gelirler idi. İşte bunların komutanına sipahi ağası denir. Nasıl Yeniçerilerin komutanına, Osmanlı'nın merkez kuvvetleri komutanına Yeniçeri ağası denirse Ali Paşa da iyi bir makam sahibiymiş. Evet. Tutsak. Herhalde bu tutsak esir anlamına tutsak. Sicilli Osmani'yi bugünkü dilimize çeviren ona tutsak demiş. O tutsak olması herhalde esir düştü bir savaşta. Konakçı kolları esir düşebilir. Düşman onu gafil avlar çadır kurarken olabilir. Fakat kurtulmuş. 1658'de Anadolu Beylerbeyi. Yani Osmanlı'nın Anadolu'daki bütün kuvvetlerinin komutanı. 1659'da Halep valiliği yapmış. 1661'de Kıbrıs muhafızı olmuş. Ve işte o Kıbrıs muhafızı olduğu zamanda burada bu camiyi bina ettirmiş. Muhafız ne demek? Muhafız daha ziyade sınırlardaki ve adalardaki emir kumanda zincirinin başındaki kimseye denir. Validen daha öte bir durumdur. Muhafız yani boynunda senin burayı korumak borcu var. O öyle bir mecburiyet halkası var anlamına. Sonra Peçuy Beylerbeyi oldu. Peçuy, Peç efendim, Macaristan'daki Peç şehri. İpek şehri yani. Osmanlı ona İpek şehri derdi. Gitseniz Peçuy'a veya Peç'e sanki Anadolu'daki herhangi bir ağaçlık, yeşil, zümrüt gibi şehirlerden birisi efendim. Hiç fark edemiyorsunuz. Çok da Osmanlı eseri var ve orada üzüntüyle söyleyeyim ki bir camimizi kiliseye çevirmişler ve mihrap kısmı cemaatin arkasına gelecek şekilde cemaat mihraba arkasını dönüyor. Papaz içinde ayinde konuşma kürsüsü, operlör, ses teşkilatı falan giriş kapısına doğru yapılmış. Ve mihrabın üzerinde de La ilahe illallah yazısı duruyor. Rehber de orada okuyor. O yazıyı okumuş rehberlik için mecburen. Bu böyledir diye. Peçuy Beylerbeyi'ydi ve 1666'da da ihtimal ki orada onu Sicilli Osmani açık yazmamış. Peçuy'da yani Peç şehrinde vefat etti. Allah rahmet eylesin. İyi bir hayırlı iz bıraktı. Şimdi bu camiyi Ali Paşa yaptırdı ama ondan sonra Ali Paşa'dan sonra
fazla bir bakım olamadığı için zamana yenik düşmüş yapı, aradan yüzlerce sene geçmiş. 1824, 26 veya 27. yıllarında II. Mahmud Han bizzat kendi masrafını karşılayarak bu camiyi tamir ettirmiş. Ama yine Kıbrıs'ın güneşi, yağışı ve havasındaki rutubet, Kıbrıs taşının biraz nem çekici özelliği, ihtimal ki tuz oranı da vardır o taşların içerisinde. Çünkü denizdeki tortul kültelere benziyor. Ben onun detayına doğrusu inmedim. Yani araştırma konumun belki içinde ama ben beceremedim herhalde. Dolayısıyla bu 1900 yıllarında hemen hemen Abdülhamit Han'ın son dönemine doğru 95 ve 1895 ve 1900 yıllara doğru bu artık harap bir haldeymiş. Abdülhamit Han bunu güzel bir şekilde tamir ettirmiş ve 1902'de de gayet güzel bir hale gelmiş efendim. Yani çok seri bir tamirat yaptırmış. Abdülhamit Han'ın 25. padişahlık yılı dolayısıyla 1900'lü yıllarda ülkenin her tarafına ihtiyacı olan tarihi eserlerin onarımı veya yenilerin yapımı hususunda enteresan bir seferberliği vardır. Hani hazinede para yoktu, olsun. O oradan buldu, buradan buldu ama halka da zor etmeden, zulmetmeden birçok yere saat kuleleri yaptırdı efendim. Niye yaptırdı saat kulesini? Halkına diyordu ki zaman kıymetli. Zamanın kıymetini kuleden anlayın. Saate bakın. Şimdi bizim üzerimizde hali hazırda kaç tane cep telefonu varsa o kadar saat, kolumuzda saat, mutfakta saat, oturma odasında saat, her taraf saat dolu. Peki zamanın kıymetini biliyor muyuz? Şüpheli. Ben ona hemen evet biliyoruz diyemem. Efendim, II. Mahmud Han zamanında köklü onarımda, II. Mahmud Han ülkenin her tarafını bu köklü onarımla donattı. Reformist bir padişahtı. Yani yenilikleri ülkesine getirip Avrupa'yı bazı eğitim ve öğretim, hatta askerin eğitimlerini dahi o stilde yaptırmak için elinden geleni geriye bırakmadı. Taksim Meydanı'ndaki tarihi kışlayı II. Mahmud Han kurdu. Harbiye talebeleriyle oturur aynı karavanaya kaşık sallar, yemek yerlerdi efendim. Şimdi bir de caminin içine girelim. Mahmud Han'ı çok anlatmam lazım da süremiz az. Bir son cemaat yeri var. Görüldüğü gibi arkamda. Payeleri çok değişik bir stilde yapılmış. Çok muhkem tutulmuş. Sen harap oluyorsun. Hep böyle 100 senede bir müdahale diyoruz. Artık edilmesin diye. Çok kalın payelerle desteklemiş. Güzel bir tabanı var. Efendim, ve oradan da hareme geçeceğiz. Efendim. Harim kısmına geçeceğiz. Harem veya harim. Şimdi Sarayönü Camii'nin harim kısmına girmiş bulunuyoruz. Harim kısmında 4 tane payenin üzerine ahşap kavisli bir bakasla böyle güçlendirilmiş. Çatıyı o taşıyor. Diğer Kıbrıs camilerinde kemerler taşıyordu kavisli. Bursa tipi kemere benzer. Burada sadece yan payeler çatı hizasına kadar hemen yükselmiş. Onun üstüne ağaçtan çok enteresan ve hesaplı bir makas kurmuşlar efendim. Bu saçaklı konaktaki yapılan kavisli kemer usulü ahşaptan burada da uygulanmış. Sapasağlam görünüyor. Sanki 100 sene önce bunun harap olduğuna insanın inanası gelmiyor. Hakikaten çiçek gibi olmuş efendim. Çok güzel. Yapanlara dua ediyoruz. Şimdi şöyle birazcık gidiyorum ben. Hemen sol tarafımda minber var. Kıbleye arkamızı dönünce. Minber hiçbir zaman 1900'lü yıllara benzemiyor. II. Mahmud Han'ın zamanındaki motifleri üzerinde taşıyor. Yani 1824'lerin bayağı bir tarihi minberi var. Gayet sade ve oraya koydukları rozetler de üç parçalı rozet ve minbere çıkış merdiveninin hemen üstündeki taçlı yer II. Mahmud Han zamanının kalem işlerini, oyma işlerini mermercilikte gösteriyor. Mihrabı ise sultanların yaptırdığı stilde 7 kademeli olmuş efendim. Güzel. Nişleriyle beraber güzel. Üstünde bir kavsara düzeni kurmamışlar. Efendim, daha üstünde malum her mihrapta olan ayet-i kerime
burada da yazılı. Onun üstünde şöyle bir sivri bir kemer koymuşlar ama kemer sağır kemer. Yani yük taşımaktan ziyade oraya bir motif özelliği vermiş. Vaaz kürsüsü var çok şükür. Bazı camilerimizi göremeyince üzülüyoruz. Vaaz kürsüsü ama yeni motiflerle, makineden, fabrika imalatı gibi çıkan motiflerle bezenmiş. Dolayısıyla onun tarihi bir özelliği yok. Ancak pencere etrafındaki yine sağır, sivri kemerler caminin içine ayrı bir güzellik, ayrı bir ferahlık vermiş. Herhangi bir müezzin mahfili yok. Son cemaatten doğru buraya giriyorsunuz. Harim tek parça. Hanım namaz kılacak kimseler içinde, hanımlardan olan cemaat içinde minberin sağında perdeli bir yer ayırmışlar. Tabii buraya Kıbrıs'a gezmeye gelenler Selimiye'ye gidiyor, oraya buraya gidiyor ama bu kısımda da namaz kılmak için vakti sıkışanlar çok rahat bir şekilde Sarayönü Camii'ne gelirler ve burada ibadetlerini eda edebilirler. Abdest alma yeri de var. Efendim caminin namaz kılma yeri de minberin sağ tarafına gayet kapalı bir vaziyette hazırlanmış. Efendim programımızın bugünkünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalınız.